İnsanlar bu duruma isyan etmek yerine kendi şanslarını kendileri yaratabiliyorlar. Tıpkı bacakları olmayan bu küçük kız gibi. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Qian Hongyan 2000 yılında henüz 4 yaşındayken sokakta oynadığı sırada bir kamyon küçük kıza çarpıyor. Doktorlar kızın hayatını kurtarıyor. Ancak iki bacağını birden kaybediyor. Ailesi yoksul bir aile olduğu için protez bacak almak için başvuru yapamıyorlar. Kızın kasığından itibaren vücudu olmadığı ve bu yüzden yürüyemediğini düşünen dedesinin aklına çok güzel bir fikir gelmiş. Küçük kızın vücudunun altına bir basketbol topu yerleştirmiş. Bacakları olmadığından yerine geçirilen bu top sayesinde ellerinin de yardımıyla yürümüş ve hayatını bir süre böyle sürdürmüş. O kız süre içinde okula bile gidememiş ve kendisinden bir yaş küçük erkek kardeşinin ders kitaplarından bir şeyler öğrenerek eğitim almaya çalışmış. Kız yüzmeyi çok sevdiği için yüzmeye gitmek istemiş ancak ailesinin durumu kötü olmasına rağmen ellerinden geleni yapmışlar. Ailesi yürüyemeyen kızlarını yıllarca sırtlarında taşıyarak yüzme dersine götürmüşler. Küçük kızın fotoğrafları dünyaya hızla yayıldı ve herkes onu basketbolcu kız olarak tanımaya başladı. Cesur kız daha sonra yüzmeyi öğrendi. Sadece öğrenmekte kalmadı. Aynı zamanda 2009 yılında Paralimpik oyunlarına katıldı. Şimdilerde bir profesyonel olan kız birçok yarışmayı da kazandı ve zamanla bol miktarda para da biriktirdi. Kız aynı yıl Pekin'de rehabilitasyon merkezine de gitti. Oradaki doktorlar kızın bu şekilde yürümesini istemedikleri için ona protez bacak yaptılar. 18 yaşını doldurduğunda yetişkin protezleri almak için Çin Rehabilitasyon Araştırma Merkezi'ne gitti. Böylece protez bacakları ve koltuk değnekleriyle yürümeye başladı. Bu arada onu çok mutlu eden ve hayata bağlayan yüzme derslerini de hiç ihmal etmedi. Sürekli antrenman yapan kız 2009 yılında Çin Ulusal Paralimpik Yüzme Yarışması'nda şampiyon oldu. 2014 yılında Yunnan Eyalet Paralimpik Oyunları'nda kurbağalama 100 metrede şampiyon oldu ve altın madalya kazandı. Kız 2016 yılındaysa Rio Paralimpik Oyunları'na katıldı. İlk başlarda çok zorlandığını söylese de Paralimpik Oyunları'nda ülkesine madalya kazandırmak için gün sayıyordu. Antrenörü onun bacakları olmadan bu rekabet için uygun olmadığını düşünüyor olmasına rağmen engelli 2009 Ulusal Yüzme Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı ve geçtiğimiz yıllarda eve 3 gümüş alarak döndü. Ama durmadı. Artık o dünya standartlarında bir yüzücüydü tüm engellerine rağmen. O bir top sayesinde yürümeye çalışan basketbolcu kız, anne ve babasının sırtında taşınarak gittiği yüzme derslerinden azmiyle yüzme şampiyonu oldu. İnsan nereden nereye demeden edemiyor. Onun bu mücadelesi, bu azmi, engelli engelsiz herkese örnek olmalı. Şu an 22 yaşında olan kızın daha pek çok başarıya imza atacağına bizler de inanıyoruz. Kızın hikayesi, ailesine ve destekçilerine ilham vermenin dışında, Çin'deki tüm engellilerin hayatlarına da bir umut ışığı oldu.